İyi günler diliyorum Atürk TV izleyicileri. Ebru Candaş ben. Ebru Candaş'la Yüz Yüze programına hoş geldiniz. Ege'nin incisi İzmir'imden sevgiler ve selamlar olsun. Bugünkü konuğumuz Kadın Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Emel Deniz Aslanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum Ebru Hanımcığım. Şimdi gündem biliyorsunuz siyasi bir gündem var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi ile ilgili önümüzdeki takvimlendirmede bir erken seçim var. Ancak ona girmezden evvel Kadın Partisi kimi zaman şeyde de duyuyorum ben sizin il yönetiminde görev alan arkadaşların da söylediği, sizin de zaman zaman dillendirdiğiniz dernek statüsünde kalmış olarak biliniyor aslında. Bu çok büyük bir yanlış. Evet. İçişleri Bakanlığı'nda 2014 yılında 25 Haziran 2014 yılında kurulmuş siyasi bir partiden bahsediyoruz. Şimdi bir teaser'da dönsün Kadın Partisi ve sizin yaptığınız çalışmalarla ve onun üzerine de kısa kısa geçelim konuşalım. Olur mu Emel Hanım? Evet, siz devam edebilirsiniz. Şimdi orijinal bir şey. Bakın 25 Haziran, 24 Haziran seçimlerine atfen gibi olmuş. Çok hoş bir tesadüf. İnşallah 25 Haziran kadınların beklediği bir sonuç getirsin diyeyim. Biz yaklaşık bir 5-6 sene arkada çalışarak acaba parti kursak mı çalışmaları yaptıktan sonra dediğiniz gibi 25 Haziran 2014'te kurduk partimizi ve İçişleri Bakanlığı'na onayını verdik. Siyasi partiler listesinde zaten Yargıtay sayfasına girildiği zaman görülecek. Ama bu geçen yaklaşık 4 senelik süreçte örgütlenmemizi yapabildik mi? Hayır, yapamadık. İstediğimiz gibi olmadı. Çünkü Türkiye'nin siyaseti çok hızlı ve değişken. Bir de öncelikleri farklı olan bir şey oldu son senelerde Türkiye'de. Doğal olarak siyasetin yasalarla getiren engellerini de mesela %10 barajı gibi. %10 barajı, evet. Partinin kurulmasında ciddi finans destekler olması gibi gerekçeleri düşündüğümüz zaman tabii ki bu örgütlenme istediğimiz gibi olmadı. Ha biz vazgeçecek miyiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Belki yakın zamanda değil ama önümüzdeki zamanda mutlaka iktidarı oynamaya çalışacağız. Ama bu sürede de Kadın Partisi'nin kurulma amaçlarından biri olan var olan siyaset arenasındaki kadınların sayısının da arttırılması. Örneğin A Partisi'ndeki, B Partisi'ndeki kadınları da arttırmak. O nedenle de her seçim bizim için çok önemli. Yani biz seçime katılmış olsak da, katılamamış olsak da her seçim bizim için bir çalışma alanı, bir hedef. Peki şöyle bir şey sorayım, hani dernek olarak biliniyor, böyle bir siyasi parti var mı diye bir söylem. Toplumda neden yeni bir kurulan bir siyasi partinin, az önce de söylediniz, bir finans desteği vesaire olmadığında veya içinde işte öyle bir yanlış anlaşılma ve değerlendirme, ünlü siyasetçiler, eski siyasetçiler olmadığında belki de hani çok fazla ne halktan destek alıyor veya ilerlemesi biraz daha zor oluyor. Mutlaka öyle. Başka? Dediğim gibi zaten Türkiye gene alanına baktığımız zaman 100 küsür tane siyasi parti var. Ve %10 barajı gibi de bir kabus var. İnsanlar yapmak istediklerini bulundukları alanlarda yapamadıkları zaman acaba yeni bir pencere açar mıyız diye yeni partiler kuruyorlar. Ve bunların hepsinin de %10 barajını geçiyor olmaları matematiksel olarak mümkün değil. Evet. İdeoloji partisi olarak kalıyorsunuz. İşte bir dönem Yeşillerin ideoloji partisi olarak kaldığı gibi, sadece çevre hareketiyle adlandırıldığı gibi. Kadın Partisi de öyle. Bir ideoloji partisi. Çünkü kadınlar üzerinden politikanın ve geleceğin yazılması isteniyor burada. O yüzden de insanların tabii talebi veya yakınlaşması daha farklı oluyor. Çünkü kadınlar dediğimiz zaman, kadınlar tek tip düşünen, tek tip yaşayan varlıklar değil. Toplumun diğer ögeleri nasılsa kadınlar da öyle. Burada etnik kökenine göre siyaset yapan kadınlar var, dinsel kökenine göre siyaset yapan kadınlar var, ekonomik koşullarına göre siyaset yapan kadınlar var, aileden taşıdığı bilgi birikimi ve alışkanlıklarıyla
siyaset yapan kadınlar var. Ve bir grup ciddi kadın da kocası, kardeşi ya da eşi siyasette olduğu için onları desteklemek üzere siyasete bulaşmış onun içinde olan kadınlar var. Bu kadar çok değişkenin olduğu bir yerde kadın partisi tek toplayıcı olamıyor doğal olarak. Zor yani, işimizin zor olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama yürüyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Ya, yolumuz açık olsun. Çünkü kadın bakış açısıyla, kadın değerlendirmeleriyle siyasetin içinde aktif rol oynaması önemli bir süreç diye düşünüyorum. Evet. Şeyde de aşağıda da geçenler galiba SM Kadın Partisi'nin kuruluşuyla ilgili süreç. Evet. Yaptığınız saha çalışmaları. Evet, doğru mu? Evet, evet. Bu Alaçatı'ya gitmiştik. Orada bir çataban çalışmamız vardı Çeşme'de. Hı hı. Alaçatı'da. İşte Sevgililer Günü'nde geçen sene kadın eli çorbası, sevgi çorbası dedik. Öyle bir etkinliğimiz oldu. Yani çeşitli etkinliklere giderek kendimizi oralarda da ifade etmeye çalıştık. İşte Çeşme Kent Konseyi'nin bir aktivitesini izledik, beraber olduk. Kadın Partisi olarak. Hı hı. Yani yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar. Ondan sonra şeylerimiz oldu, söyleşilerimiz oldu. Çok büyük alanlarda değil. Burada sevgili Mustafa Kozan hocamızın bir söyleşisi vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Baştan beri bize destek verdiği için. Belli mahallelerde misafirlerimizle buluşabileceğimiz mekanlarda, hani illa bizim partiye gelsinler de illa bizim parti binasında yapalım demiyoruz. Ayak olarak hazırlayabildiğimiz bölgesel toplantılara biz giderek oralarda gerçekleştiriyoruz. Gündeme göre konular seçerek. Yani çabalıyoruz ama dediğim gibi insan gücümüz ve ekonomik gücümüz oranında yapabiliyoruz ancak bunları. Kadın Partisi'nin bir farklılığı var. Genel merkezleri bütün siyasi partilerin Ankara'dır. Kadın Partisi'nin bildiğim kadarıyla İstanbul. Hayır, Ankara'da. Öyle mi? Bizim de Ankara'da, hep Ankara'da. Zaten siyaseten öyle olmak zorunda. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Bizim genel merkez yönetimindeki arkadaşlarımızın çoğu genellik İstanbul'da olduğu için İstanbul'da ayrıca bir çalışma ofisi kuruldu. Hı. İrtibat ve çalışma ofisi. Algıda öyle anlaşılıyor. Bunu da dinlendirmeniz güzel oldu. Evet, bizim de yani genel merkezimiz Tunalı Hilmi Caddesi'nde. Genel başkanınızın ismini de... Genel başkanımız Benal Yazgan, Sayın Benal Yazgan. O da emekli bir bankacı. Şu an hukuk öğrencisi. Bu sene okulu bitiyor. Hı. Yarım kalmış okulunu tamamlıyor kendisi. Ve 15-20 senelik yaklaşık bir siyaset deneyimi var. Ve kadın hareketinden tanıyorum kendisini. Kaderi biliyorsunuz, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği'nin kuruluş aşamasında olan bir arkadaşımız. Hı hı. Ve Kadıköy Şubesi'nin de başkanlığını yaptı bir dönem. İşte milletvekili olma talepleri oldu. Evet, sonra bu alanın işte kadınlara uygun olmadığı veyahut da kadınların alan bulamadığı gerçeğinden yola çıkarak yeni bir bakış açısı aramak adına bu partiyi kurduk. Şimdi Ebru Hanımcığım, hep olan şu var. Kadın Partisi dediğimiz zaman hep sorular kadın üzerinden gidiyor. Ama siyaset kadın üzerinden gitmiyor. Türkiye'nin başka gerçekleri var. İşte Güneydoğu'da yaşadığımız bir savaş gerçeği var. Her gün üçer beşer çocuğumuzu kaybettiğimiz olaylar var. Ve çok da acil olmayan ama birilerince acilmiş gibi getirilen, konulan bir seçim gerçeği var. Ve seçimden sonra Türkiye'nin ne yaşayacağı soruları, sorunları var. Biz aslında bunlar için fikir beyan etmek istiyoruz. Çünkü bizim gündemimizde evet, kadının uğradığı şiddet, çocuklarımızın uğradığı şiddet veya çocuklarımızın eğitim hayatı, iş hayatı, evet, veyahut da sağlık sorunları, evet, ama bunlar zaten Türkiye'nin sorunları. Yalnız kadınların, çocukların sorunları değil, Türkiye'nin sorunları bunlar. O yüzden biz böyle konuları ayrıştırarak değil, bütünselliğin içinde konuşmak istiyoruz. Mesela Güneydoğu'daki bu savaşın
çok mu gerekli oldu? Veyahut da 15-16 senedir uygulanan politikaların buraya getirmiş olmasını hiç mi eleştirmeyeceğiz, hiç mi yargılamayacağız? Düne kadar çok önemli olan ve çocuklarımızı, evlatlarımızı, her gün üçer beşer tanesini kaybettiğimiz bu evlatlarımızın birdenbire unutulduğunu, her şeyin seçime odaklı olması benim canımı yakıyor. Çünkü o çocuklarımız sonuçta devletin kendilerine verdiği görevi yapmak için oradalar. Ama burada sanki devletin bekası değil de iktidarın bekası adına bir seçim çalışmaları var. Bu bizim canımızı yakıyor Kadın Partisi olarak. Ha Güneydoğu'da dış mihraklar, iç mihraklar, işte şunlar var. Terörden temizlemeyelim mi sınırlarımızı? Tabii temizleyelim. Sonuna kadar destek veriyoruz. Ama o desteğin verildiği bir sırada böyle bir seçim dönemine hemen girmenin ne gereği vardı? O hal diye bir olağanüstü durumun sürdüğü bir sırada seçimler ne kadar hakkaniyetli yapılabilecek? Doğru bir şey mi? Bütün hukukçuların hemfikir olduğu bir konu. Hayır, o hal kapsamı içinde seçime gidilmemesi gerekiyor. O halin bu kadar sürmemesi gerekiyor. Bizim bunları konuşuyor olmamız gerekiyor. Yani biz kadınlar olarak da siyasetin bu alanını takip ediyoruz. Bu konuda da sorular bekliyoruz. Peki. Emel Hanım, şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz 24 Haziran'da bir erken genel seçim, hatta söylemlerin arasında da baskın genel seçim olarak geçen bir süreç var. İki tablo var aslında orada. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi, aslında bir sistem değişikliği var. Onun haricinde bir de milletvekilliği seçimi var. Şimdi size sorsam ki Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci mi yoksa milletvekilliği seçimi süreci mi? Hangisi aslında daha ağır basan, daha önemli, daha dengeleri değiştirebilecek bir süreç içerisinde? Şu an gene bizim partinin ana görüşü. Emel olarak da tabii doğal olarak aynı görüşü destekliyorum. Öncelikli olan konu Cumhurbaşkanlığı veya başkanlık veya Türkiye tipi başkanlık veya partili sistem başkanlık, adını ne koyarsanız koyun. Cumhurbaşkanlığı diye ben onu gene tek kalemde toparlayayım. O çok önemli. Çünkü daha önce yaptığımız referandumda 2019'dan sonra uygulanmak üzere diye bir yasa önerildi. 2019'a kadar eski sistemin işliyor olması gerekiyordu. Evet. 2019'da yeni sisteme göre seçilen başkanın yeni sistemi de 2019'dan sonra uygulaması gerekiyordu. Ama öyle bir şey oldu ki bir kere 2019'a gelmeden hemen referandumdan sonra bu yetkiler şu anki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaya başlanıldı. Ve sistem yeni yapılacak seçimler gözetilerek yasal değişiklikler yapıldı. O hal kapsamında insanların itiraz hakları ellerinden alındı. Ve 2019'da yapılması gereken seçimi de özellikle 2019'a bırakmadılar. Yani kaba bir benzetme olacak ama sinek sersemken vurulur diye bir laf var. İnsanlar daha ne olduğunu anlamadan bir cumhurbaşkanlığı seçimine götürüldüler. Bu bir baskın seçim değildi. Geçenlerde bir konuşmada da söyledim bunu. Evet. O referandumda hazırlanan taslağı, ben hukukçu değilim. Birdenbire her şeyi tam anlayamayabiliyorum. Ama hukukçuları, siyasi partilerin temsilcilerini takip ettik. Orada birkaç tane not vardı, ekler maddelerin sonunda, taslağın sonunda. İşte gerekli görüldüğü zaman erken seçim yapılabilir. Şimdi bir sene sonra yapılması gereken bir seçim gündeme konulmuşken eğer erken seçim düşünülmediği değilse neden o madde oraya kondu? Yani iktidarın hedefinde zaten bir erken seçim yapmak vardı. Ondan sonra gene siyasi partiler yasasına göre yerel seçimlerle genel seçimlerin arasında bir yıl gibi bir mesafenin olması gerekiyor. Aksi halde ikisini birleştirmesi gerekiyor. İkisini birleştirerek seçim yapmak şu anki iktidarın hesaplarına çok uymayacağı için bir an önce seçim yapması gerekiyor.
Ayrıca bir de üçüncü şık, İYİ Parti'nin örgütlenmesini tamamlamış olması, toplumsal beğeni de üst noktalara doğru yükselişe geçiyor olması, o partinin de bir an önce seçime girmemesi adına önünün kesilmesi gerekiyordu. Stratejik bir hamle. Tabii canım, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman zaten bu seçim bağıra bağıra geldi. Evet. Yani baskın falan da değildi bu seçim. Biz bekliyorduk yani böyle bir seçimi. O kadar göstere göstere de yapıyor ki iktidar bunu. 24 Haziran'da normalde çocuklarımızın üniversite sınavı var. Bu kadar hayati bir şey miydi ki bu başkanlık seçimi? Bir hafta sonra yapılabilirdi. Ama sınavı bir hafta sonra attılar Ebru Hanımcığım. Evet, doğrusunuz. Neden? İYİ Parti'nin işte seçimden 6 ay önce bütün örgütlenmesini, kongresini yapmış olması gerek maddesine takılması için yapıldı. Orada da bir şey oldu. Şeyler de fotoğraflarda dönerken biliyorsunuz hani belki o yaşanan durumu çözebilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi 15 tane milletvekilini İYİ Parti saflarına geçirerek, evet, diyelim bir yerde, evet, mecliste parti grubu oluşturması için bir destek verdi. Bir emniyet sübabı oldu belki. Harika bir şey yaptı. Içinde. Yani nasıl bugünkü iktidar kendisi için bir seçim mühendisliği yarattıysa, bence Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir seçim mühendisliği yarattı diyorum. Çok iyi yaptı. Demokrasiye inanan bir insan olarak ve parti olarak destekliyoruz kendilerini. Çünkü çeşitli engellerle seçime girmesi engellenecekti zaten İYİ Parti'nin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıca şunu da bekliyoruz biz. Çünkü İYİ Parti'ye böyle bir desteği verirken sıfır barajı diye bir tanım kullandı. Evet. Bu sıfır barajının ne olduğunu öğrenmek istediğimde, şimdiye kadar mecliste hiç olmamış, hiç bu oy oranı olmayan, barajda sıfır olan olmayan bir partinin desteklenmesi. Bizim için baraj önemli değil, biz sıfır barajla destekliyoruz dediler ve İYİ Parti'ye bu olanağı sağladılar. Ama Kadın Partisi gibi belki birkaç tane daha böyle ideoloji üzerinden ve toplumsal algıların dikkatini, yani toplumsal bazı sorunların dikkatini çekmek adına kurulmuş partilerin de bu sıfır baraj taktiğinin içine, olayın içine çekilmesi lazımdı. Şahsen ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olmuş olsaydım, evet, bu teklifi götürürdüm Kadın Partisi'ne. Çünkü sonuçta bu ülkenin yarısı kadın. Evet. Şiddet gelirken şu partili, bu partili, esmer, beyaz, fakir, zengin demiyor. Herkese geliyor. Çocuklarımıza bakıyorsunuz, uğradıkları tacizler, tecavüzler ayrım değil. Zenginin çocuğu da aynı şeye maruz kalıyor, fakirin de. Yani bütün bunları düşünürken anneler de bu toplumun hassas damarı olduğuna göre, eğer Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir işbirlikteliğine kapıyı açmış olsa Kadın Partisi'ne, kadınları daha çok kendi partisine oy vermeye dahil edebilir. Hala da zaman çok geçmiş değil. Dilerim ki bunu değerlendirirler. Şunu mu dilendiriyorsunuz? Hani kadın bakış açısı, evet, hani siyasetin içinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun, diğer partilerin içinde de var. Ama diyorsunuz ki kadın partisi olarak tamamen kurulmuş, evet, bir siyasi partinin, evet, o çatı altında olması, evet, veya desteklemesi, evet, farklı, aynen, bir bakış açısı. Mutlaka. Ve duruş olarak da değerlendirilir. Çok güzel özetlediniz Ebru Hanımcığım. Kadınlar var, mecliste kadınlar var. Ama bu kadınlar genellik, yani genellik demeyeyim, zaten sistemin gerekliliği bu. Bu arkadaşlarımız sistemin, genel başkanın ve MYK'larının onaylarıyla listelere konuyorlar. STK temsilcisi olarak beni temsilen gitmiyorlar. Veya şehirlerinin temsilcisi olarak gitmiyorlar. Örneğin ben İzmir'den bahsedeyim. İzmir'de 3 tane kadın milletvekili var. İkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bir tanesi AKP'den. İzmir'dekilerin 2 tane olan, yani sıra başlarından hem de seçilen 2 kadın arkadaşımız da İzmirli değil.
ve genel merkezde görevli oldukları için ağırlıklı olarak genel merkezdeler. Hani İzmir'in kadınları, hani İzmir'in STK'larının veya kadınlarının temsilcileri. Yani bunun içinde biz şöyle diyoruz. Sistemin içinde Aliler gibi davranan Ayşeler istemiyoruz biz. Biz sistemin içinde Ayşe gibi yaşayıp Ayşe gibi düşünen, Ayşe kararları verebilen kadınlar ve Ayşe gibi düşünebilen erkekler istiyoruz. Sistemde bunlar çoğalırsa o zaman işte kadın bakış açısı dediğimiz veya da eşitlikçi bakış açısı dediğimiz bakış açısı siyasette de var olur. İyi olur. Peki ben şunu söylesem, benim eğitmen kimliğim var biliyorsunuz. Hı-hı. STK'lar içinde de eğitim verdiğimde de bunu zaman zaman dile getiriyorum. Kadının kadına destek olması, kadının başarılı veya birkaç adım önde olan kadına destek vermesi, onun yolunu açması, onu ilerletmesi aslında kadınlar birlik olduğu zaman daha çok yol alabileceklerini göstermez mi? Ne dersiniz? Belki oradan da o milletvekili sayılarının biraz aşağıda olmasının sebebi o mudur? Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ülkemizin coğrafi ve nasıl diyeyim, sosyal konumu ortada. Evet. Doğu ile batının arasına sıkışmış, batıya doğru yüzünü dönmüş ama doğululuktan, din öğretilerinden, şark kültüründen kopamamış bir toplumuz. O nedenle kadınlarımızın iş alanında, eğitim alanında, her alanda bir geri kalmışlığı kesin olarak var. Zaten bakanlıkta da yapılan araştırmalar her 4 kadının bir tanesinin eğitim mahrumu olduğunu söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bakanlığın yaptığı istatistikler söylüyor. Türkiye'de 80 milyon nüfus varsa 40 milyon kadın var. Bunun 1/4 birinin okur yazar olmadığı gerçeği var. Şimdi 40 milyonun 10 milyonu okur yazar değilse nasıl bir tablo bekler Türkiye'de? Dönüyoruz Avrupa'ya, özellikle İskandinav ülkelerine. Oradaki okur yazarlık ve nüfuslara bakıyoruz. Zaten orada okur yazar olmayan insan yok. Eğitim seviyeleri belli noktalarda. Çalışan kadının belli noktalarda. Ekonomisi bize göre çok iyi. Yani sağlığı bizden iyi, okuması bizden iyi, para durumu bizden iyi olan kadınlar dahi o siyasetin içinde var olamamışlar ve bundan 25-30 sene evvel cinsiyet kotası diye bir şeyi var etmişler. Ancak bununla kendilerini siyasette var edebilmişler. Belki şimdi, bir parmak bal çalınmış hani tabii, ağızlarına gibi. Ama yani İskandinav ülkeleri bugün artık %45-%50'lere dayanmış oranlara geldiler. Tabii doğru, onlar da. Ama Türkiye'de işte kadınların talepleri yüzünden onlar bile kotasız bu sistemi yıkamadıklarına göre Türkiye'de zaten kota gerekir bakış açısıyla bu sistem konmaya çalışıyor. Siyasi partiler yasasına bunu koymuyorlar. Partiler sözüm ona kendi tüzüklerine koyuyorlar. Ama işte %33 cinsiyet kotası koyduk diyen kişinin milletvekili sayısına bakıyorsun %6-%5'i geçmiyor. Yani aldatmaca. Sadece örgüt görevlerinde bu kotaları kullanıyorlar. Ben de onu diyorum ki zaten geri hizmete lazım kadınlar ve gençler. %30 cinsiyet kotası var. Örgütleri dolduralım kadınlarla, gene arkada çalışsınlar. Yani ne farkı var ki yani bunun? İşte bu alanda kadınların kendi arasında dayanışma yapması çok zor. Bir kere meclisteki ayrı partilerin kadınlarının kadınlar adına ortak davranması mümkün gözükmüyor. Çünkü işte bir kısım partiler layık, demokratik, eşitlikçi politikaları savunurken özellikle şu an iktidar olan parti daha dinsel öğretileri, kadınların evde oturması gerektiğini, 3 çocuk yapması gerektiğini, çok özür diliyorum. Gündeme getiriyor. Yani zaten kadınlar bu 15 senede iş hayatından uzaklaşmış durumdalar. Ekonomik olarak güçsüzleşmiş durumdalar. Hatta Çalışma Bakanı bir ara demişti ki kadınlar bu kadar iş arayıp işe gitmemiş olsa erkeklerimiz işsiz kalmayacak. Yani böyle bir mantık olamaz. Yani okullar olmasa ben milli eğitimi ne kadar iyi idare ederdim demeye benziyor bu. Böyle bir yönetim tarzı olamaz.
doğaldır ki meclisteki kadınlar dayanışma yapamıyorlar. Kadınlar lehine ve geleceğimiz lehine. Parti içindeki kadınlar da biraz önce gene gündeme getirdiğimiz gibi genel başkanların veya merkez organlarının çeşitli nedenlerle sadece oralarda kadınlar gözüksün diye kendileriyle hareket edecek olan kadınları görevlendiriyorlar. Ve bu kadınlar da bir sonraki seçimde genel başkanlarıyla ters düşmesinler, kendi partileriyle ters düşmesinler diye halkla iletişim kurup onların sözcüsü olacaklarını partisinin sözcüsü olarak halka konuşuyorlar. Bu durumda yani kadınların dayanışma yapmaları çok zor. Kadınlar nasıl dayanışma yapabilirler? Meclis dışında kalıp da talepleri olan kadınlar ortak hareket edebilirler. İşte bunun bize çok zaman önce 96-97 yıllarında şimdi rahmetli oldu Şirin Tekeli, feminist hareketin öncülerindendir. Amerika'da uygulanan bir Emily List'ten bahsetmişti. Bir grup feminist kadın bir araya gelerek şöyle demişler. Bizim politikacılardan beklediğimiz şeyler şunlar. Evet. Çocuklarımız için, eğitim için, sağlık için şunları bekliyoruz. Kim bu programı, parti programını alırsa, bizim bu hedeflerimizi, hedefleri görürse, işte şu feminist kadınları veya hak savunucularını, feminist demeyeyim, bazı kesimlere pek tırmalayıcı geliyor kulağına da, hak savunucusu diyeyim. Bu kadınları da belli görevlere getirse biz kadınlar o partiyi destekleyeceğiz demişler. Ve bu şekilde bir aşama kaydedilmiş. İşte bizim KADER, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği'nin kurma noktamız bu düşünceden yola çıkmıştı. Ama sonra bu bir evrilme gösterdi. Kadınların talepleri üzerinden değil de görünmez bir elce bütün partilere eşit mesafedeyiz mantığı içinde hem çağdaşlığa yön açmış olan hem de işte çağdaşlıktan uzaklaşmaya çalışan gruplara eşit mesafede olan bir kimlik vaziyetine dönmüş oldu KADER. Yani İzmir kurucularındanın bir dönem başkanlığını yaptım ama orayı da eleştirmem gerekiyor. İşte bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman kadının dayanışması zor. Ancak şöyle olabilir. Biz kadınlar nelerden rahatsızız? Bu partiyi kurma nedenimiz de buydu zaten bizim. Biz kadınlar neden rahatsızız? Siyaset talebimizde eleştirilmekten, görev istediğimiz zaman örneğin ben öğretmenim diyeyim, müdür olmak istiyorum ama bakıyorum müdürler ağırlıklı olarak erkek. Milli eğitime bakıyorsunuz, baştan sona erkek. Sağlık Bakanlığı'na bakıyorsunuz, doktorlarda kadın sayısı ciddi bir oranda ama başhekimlere bakıyorsunuz, sorumlu şeylere bakıyorsunuz, mevkide olanlara veya bakanlık düzeyinde bakıyorsunuz, erkek. Yani hep yöneten ve yönetilen olarak ayrılmış kadınlar ve erkekler. İşte biz kadınlar için bu partiyi kurduk. Dedik ki bizim taleplerimiz var. Çocuklarımız için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için, engellerimiz için, yani geleceğimiz için taleplerimiz var. Bu taleplerde birleştiğimiz, bu endişelerde hemfikir olduğumuz, kendini nerede tarif eden etmiş olduysa oldu bugüne kadar. Evet. Ama gerçekten bu sorunlara ortak çözüm arayalım dediğimiz insanlarla beraber olalım istiyoruz. Kadın ya da erkek fark etmez. Emel Hanımcığım, şey söylesem bir taraftan onların üzerinden de gidelim, görüşlerinizi almak tabii istiyorum. Şimdi benim için önemli olan bir durum var. Siyasette kullanılan söylemler. Evet. Şimdi biliyorsunuz genelde siyaset içinde kişilerin, bireylerin veya belli konumda olanların politika yaptıklarında bazı şeyleri geriye alırlar. Şimdi gündemde olan bir şey var, söylenen bir takım söylemler var. Biliyorsunuz bir kadın cumhurbaşkanı adayımız var, Sayın evet. Meral Akşener. Evet. Söyle bazı söylemler geçiyor ortada. Hani insan sinirlendiğinde, öfke kontrolü olmadığında veya bazı şeylerden rahatsız olduğunda gündeme gelen şeyler vardır. Hani bu bakış açısıyla kullanılmalı mı? Tüm adaylar için aslında söylüyorum. Hani propaganda yaptığınızda, halkın önünde olduğunuzda kullanmanız gereken dil nasıl olmalı?
Şimdi bu cinsiyet eşitliği eğitimine dayanması gereken bir şey. Çocukken başlayan, bunu bir eğitmen olarak, eğitici olarak en iyi bilenlerden birisiniz. Biz ne yazık ki eğitim sistemimizi son 15-16 yıldır iyice de kökenini kaybettik. Benim okuduğum alfabede ana bana at al, ana bana saat al diyen Kaya vardı benim alfabemde. Ama benim çocuklarım okurken alfabe değişmişti. Babanın alım gücü olan, annenin kışlık yazlık yapan, evde hizmet eden, iç işlerinden sorumlu aile tipi öğretildi benim çocuklarıma okul hayatında. Şimdi geldiğimiz zaman bugüne doğal olarak ki o dillerimiz öyle. Mesela atasözlerimizi derledi bazı kadın arkadaşlarımız. Nasıl söyleyeyim? Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin. Bunu atasözü diye söyleyen çok algıda insanımız var. Algıda kodlamamızda neler yerleşiyor? Evet, evet. Yani şu an aklıma gelmiyor. O kaşık düşmanı. Yani kadın kaşık düşmanı. Nasıl bir kaşık düşmanıysa, evde bütün hizmeti yapıp, sokakta çalışıp, ayrıca para getiriyorsa, çocuğuna hizmetçi, bakıcı, ahçı, senin ailene, kendi ailesine hasta bakıcı oluyor bu kadın. Üstelik yani eğer dışarıda çalışmıyorsa dahi evinde bir şeyler üretiyorsa. Hatta onu satmayıp da Ebru Hanım ben sana kazak öreyim. Sen de çok güzel dantel yapıyorsun. Bana dantel örer misin takası. Dediğim. Değiş tokuşlu kazanca girdiğim, takas usulüne girdiğim ve bu şekilde aile bütçeme destek verdiğim bir ortamda nasıl kaşık düşmanı olur bir kadın? Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bakıyoruz işte siyasette erkeksen karşıma çık. Yani bu bilek güreşi yapılacak bir yer mi? Burası bilek güreşi yapılacak bir alan değil siyaset. Fikirlerin tartışılıp hedeflerin ortaya konulup hizmet üretilecek bir yer. Halkın refahı için hizmet üretilmesi gereken bir alan. Belki söylemler de değişmeli. Erkek gibi kadın. Yani... Ay ne kadar sözü düzgün, sözüne güvenilir bir kişi demek kadın lazım. Kadın gibi kadın hani belki söylem olarak olabilir mi? O da bile çok... olmaz yani. Niye kadın gibi kadın? Erkek gibi düşünen, hisseden kadın yani kadın gibi düşünen erkekler de var. Kadın bakış açısı olan erkek diyoruz biz bunlara. Evet. Yani en son mesela TÜSİAD ismini değiştirdi. Eskiden İş Adamları Derneği'ydi. Türkiye İş Adamları Sanayici ve İş Adamları Derneği'ydi. İş İnsanları Derneği yaptı. Evet. Evet, böyle olması lazım. Ben hep atamızın şu sözünü çok severim. Bir toplum kadın ve erkek diye iki kanadı olan bir kuştur. Bir kanadını zincirle yere bağlamışken tek kanadıyla uçamaz. Şimdi siz kadınları pek çok nedenle bağlayacaksınız. Eğitiminden, evlilik kararına, iş kararına, çocuk yapma sayısına, yaşlılarına bakma mecburiyetine kadar bağlayacaksınız. Ondan sonra bu toplumun yücelmesini, yükselmesini bekleyeceksiniz. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Evet, ben bunu her zaman söylüyorum. Yetki karar mekanizmalarında belki kanun maddeleri, belki yapılması gereken siyasi parti tüzükleri içindeki kimi şeyler veya toplumun önemli yerlerinde olan insanların yavaş yavaş şekillendirerek bu bir kelebek etkisidir. Yavaş yavaş yayılıp gidebileceği bir şey şeklinde. Şeyi de belirtmek istiyorum. Milletvekilliği adaylığı süreci devam ediyor şu an. Hala siyasi gündem aslında kaynıyor biraz. Kazan kaynamaya başladı yavaş yavaş. Bununla ilgili olarak da bugün önemli bir gün aslında 9 Mayıs akşam 20 itibariyle bu Cumhurbaşkanlığı adaylarının ilçe seçim kuruluna halkın verdiği imzaların süreci. Bundan sonra nasıl bir tablo bekliyor? Aslında siyasette şöyle bir söylem var elimden geldiğince izleyip ve takip ettiğimde. Stratejiler üzerine hareket eder siyaset. Evet. Her zaman olan şeyin bir adım öncesi veya gelecek olan iki adım öncesi genelde bilinir. Bir siyasi arenada cereyan eden şeyler var. Neler düşünüyorsunuz o konuda? Şimdi hep Amerika'dan bahsederken 50 yıllık planları vardır. 50 yıllık planları işleme koyarlar derler. Biz de günübirlik planları yaşama sokuyoruz. Hı hı. Çünkü bir grup bir planlar yapıyor, bir grup da o planlara uyuyor gibi bir tablo var bizim ülkemizde. Öncelikle şu imza meselesini, bugün saat 20'ye kadar oldu sürecek olan imza destek meselesini. Buraya girmeden önce de arama motorundan baktım. Sayın Perinçek nereye gelmiş?
oy oranında diye 97 bine geldiği gözüküyor. Saat 20'ye kadar 3000, 4000 daha bir oyu gittiği zaman kendisini aday olarak görebileceğiz aday adaylıktan. Bunun demokrasinin bir rengi olduğunu düşünüyorum. Olması gerekiyor zaten. O yüzden de gene Cumhuriyet Halk Partisi'ni kutluyorum. Üyelerine çağrıda bulundu. Lütfen gidin işte bu adaylarımıza da destek verin diye. Diliyorum ki Sayın Perinçek de adaylığını bu akşam saatlerinde kesinleştirmiş olsun ve öyle olacağını da umuyorum. Yani Ermeni çalışmalı, yani Ermeni sözde Ermeni kıyımı tasarısına karşı verdiği mücadele bile başlı başına bir olay. Ve siyasetimizin renklerinden biri. Onaylarım, onaylamam. Hani ben oy verir miyim? Vermem. Ama demokrasinin gereği olarak. Evet, yani fikrine katılmıyorum ama fikrini söylemesine de engel olmamak gerekiyor. Şiddet kullanmadıktan sonra, şiddet içermedikten sonra sözleri ve eylemleri. O yüzden olması gerekiyor. Yani güzel olacak. Bu seçim çok renkli geçecek. Cumhurbaşkanlığı anlamında. Tabii benim gönlümde bir tane olmayan var. İşte olabilenlerin ittifakları diye bir şey var. Bekliyoruz. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Milletvekilliği kısmını ben bu seçimde milletvekilliğinin yani hiç önemli olmadığını düşünüyorum. Hele bu sistem şu anki Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi onun başkanlığını onaylayan bir sistem olarak geçerse bu milletvekilleri sadece mecliste oturacak. Evet. Önlerine gelen bu yasayı yapın dediklerini sarayın istediği gibi yapacaklar. Yapmazlarsa da yapacaklar. Peki. Bunun başka çaresi yok. Şöyle toparlayayım burayı. Bir de 550'den 600'e de çıkardılar. Maaşları da çoğalttılar. Bayram ikramiyeleri de koydular. Evet. Şimdi millet için çalışmayacak 600 tane insanı seçmenin gereği ne? Çünkü bakanları da zaten seçilen sayın başkan milletvekili olmayanlardan seçecek. Çünkü milletvekillerinden seçerse o kişilerin milletvekillikleri düşüyor yeni tasarıya göre. Şimdi milletvekili seçilmek için çaba göstermiş insanlar niye bakan olsunlar ki? Olmasınlar o zaman dışarıdan yani diğer bilim insanlarından seçilmiş insanlar önemli bakan olsun. Önemli bir noktaya dikkat çektiniz, onu açarak biraz gidelim istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var, yeni bu seçim yasası diyelim veya o çıkarılan kararnameyle Cumhurbaşkanı adayı olan kişi milletvekili olamayacak. Şimdi evet. Öyle bir siyasi tablo var ki Cumhurbaşkanı seçilen kişi kim her kim olursa olsun şu an olan adaylardan işte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener kim var? Temel Karamollaoğlu, sonra Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş adaylar oldukça fazla. Bunlar sadece Cumhurbaşkanı adayı olduklarında milletvekili adayı evet. olamayacak. Evet. Kaybeden Muharrem İnce var. Evet. Kaybeden söz konusu olduğunda Türk siyasetinde bayağı taşlar değişecek, bayağı değişiklikler olacak. Bu bile bir mühendislik evet. düşüncesi. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey vardır. Taşı şöyle atarsınız su birikintisine. Bazen o su, hani taş oraya gömülür ama bazen o taş o kadar büyük sıçramalar yapar ki sizin üstünüz de ıslanır. Evet. Yani bu mühendislik çalışması bu çalışmayı yapanları da vurabilir. Çok o yüzden ben bekleyeceğiz, göreceğiz diyorum. O yüzden de ben tekrar partim adına da tabii öncelikle söylüyorum bu sözleri. Biz parlamenter rejime yönünü döneceğini vaat eden başkan adaylarını takip ediyoruz. Yani var olan bu sistemin başkanı olmak istemiyorum dedi Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu takdiridir. Ben de mesela demin adını andığım mecliste bir parlamenter olmayı asla düşünmüyorum. Görev yapmaksa bu ülkeye pek çok alanda görev yapılabilir. İlla parlamentoda görev yapılmaz. O yüzden milletvekili olmuş olmamış benim için şu an hiç önemli değil. Benim için
seçeceğimiz başkanın kim olduğu ve o halden bizi nasıl kurtaracağı, eski parlamenter rejimin eksiklerinin nasıl giderileceği, iyileştirmelerin nasıl yapılacağı, bunları yaparak yeni oluşturulacak bir parlamentonun ve hükümetin kurulmasına nasıl katkı koyacağı. Peki. Biz böyle düşünüyoruz. Evet. Şey sorsam, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim var. Cumhurbaşkanı ittifaklar var. MHP, Büyük Birlik Partisi ve AK Parti ittifakı var. Bu cephede de Demokrat Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Evet. Şimdi bu süreçte Cumhurbaşkanı seçilen taraf ayrı, o ittifakın içinden geldi diyelim ama mecliste olan yani milletvekilliğinin çoğunluğu da o diğer saydığım ittifaktan gerçekleşirse burada bir farklılık olacak. Yok, o senaryo için ne düşünüyorsunuz? Yok, Türkiye'de bu öyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde rahmetli Özal'ın falan olduğu dönemlerde çok net hatırlıyorum. Belediye seçimleriyle milletvekili seçimleri ayrı yapıldığında şöyle bir tablo çizmişlerdi. Bir sandalyeye oturmuş bir adam, elleri kolları bağlı. Böyle bir belediye başkanınız olsun ister misiniz? Yani biz hükümetsek burası da bizde olmalı, hizmet istiyorsanız denmişti. Hiç unutmuyorum o şeyi, görseli. Ve insanlar inadına gittiler, başka yere oy verdiler. O dönemki iktidarın başkanını seçmediler. O yüzden farklı olacağını düşünüyorum. Bir de yani bu millet, insanlarımız bu kadar gerçeği veya yaşayacaklarını, geleceği görmezlik yapamazlar diye ummak istiyorum. Eğer şu anki Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimden çıkamazsa zaten temsil ettiği ittifak da yeterli oyu almayacak demektir. Ben ikisinin yan yana gideceğini düşünüyorum. Yani ikisini ayrı oylamayacaktır bu insanlar. Anlıyorum. Öyle olursa daha da acı olur Sayın Cumhurbaşkanı için. Partisinin ittifakının çok oy aldığı bir yerde kendisinin partisinde, mecliste bile olamayacağı, grubunun başında olamayacağı ama Cumhurbaşkanı bile olamayacağı bir noktayı düşünebiliyor musunuz? Çok farklı senaryolar var tabii, aslında değil yani mi? Tabii. Demin dediğimiz gibi suya taş atacaksınız. Belki 2-3 damla orası ıslanacak ama belki o su çok gelecek, seni de ıslatacak. Bir boşluk olacak içinde, oraya evet, gelecek evet, olduğu gibi. Evet, onun için. Peki son sözlerinizi hem Kadın Partisi İzmir İl Başkanı olarak hem de siyasi gündemdeki görüşleriniz olarak son olarak Atürk TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz Emel Hanım? Şimdi Ebru Hanımcığım, biz 4 yıl önce partiyi kurduk ama ne yazık ki görünürlüğümüzü sağlayamadık. Bu bizden de kaynaklanmış olabilir çeşitli nedenlerle ama basının bizi ısrarla görmek istememesinden de kaynaklandı diye düşünüyoruz. Çünkü basında işte belli kişi ve grupların ellerinde, hiç kimse kendini alternatif yaratmak istemiyor. Ne iktidar ne muhalefet. İktidar zaten iktidarı bırakmak istemiyor. Muhalefet de gözünü iktidara dikmiş. Muhalefet de kendine alternatif yaratmak istemiyor. O nedenle biz kendimizi var edemedik. Atürk Televizyonu'na bu nedenle teşekkür ediyoruz. Sayılı birkaç kanaldan biri oldunuz. Biz de sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kırmayıp böyle uzun için. Uzun konuşup kendimizi ifade etmemize olanak sağladığınız için. Ben ümitliyim. Halkımızın da ümitsiz olmamasını diliyorum. Olumsuz şeyleri üretmemeyi öneriyorum. İşte hep Rahibe Teresa'yı çeşitli nedenlerle örnek gösteririm. Hani dünyada Barış Nobel ödülünü alan bir kişiydi, kimliktir kendisi. Evet. Hindistan'da yaptığı insani çalışmalardan dolayı. Bir gün ona bir grup genç gidiyor, diyor ki Barış'a hayır mitingi yapmak istiyoruz Sayın Teresa, bize destek verir misiniz? O da diyor ki içinde savaşken savaşa hayır mitingi yapalım diyor. O da diyor ki içinde savaş kelimesi geçen hiçbir eylemde olmam. Barış'a evet mitingi yapın, geleyim. Algı bakım değil evet, mi? Evet, bu çok önemli. Ben de o yüzden diyorum ki falancaya hayır değil,
filancaya veya şöyle bir şeye yönümüzü dönelim. Örneğin ben diyorum ki laik demokratik hukuk sistemi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin iyileştirilerek çocuklarıma, torunlarıma aydınlık bir gelecek olmasını diliyorum. O yüzden de çalışıyorum. Torunum bana yarın sorduğunda anneanne siz ne yaptınız? Bu sistem böyle değişiyorken siz ne yapıyordunuz dediğinde çocuğum ben çalışıyordum diyebileyim. Yani mahcup olmayayım istiyorum. Ve insanlarımızın böyle düşünmesini istiyorum. Yani olumsuzlukları üreterek değil, olumlu tarafından bakmayı öneriyorum. Teşekkürlerimle. Ben teşekkür ediyorum. Atürk TV izleyicilerine Ebru Candaş'la Yüz Yüze programına bugün son veriyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadın Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Emel Deniz Aslan'a da programımıza katıldığı için ve görüşleri için de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek İyilikle için. Kalın.